bilemediklerimiz var. Ve esas ilginç olan bunlar. Şimdi karanlık madde ve karanlık enerji denen çok önemli iki tane kavram var bugün. Hatta dün akşam rastgele bir televizyon kanalında rastladım. Karanlık madde hakkında ufak bir şey keşfettiklerini duydum. Ve son derece ilgimi çekti ama detay bulamadım. Çünkü karanlık madde üzerinde biz de uğraşıyoruz. Bizim de şeyimiz var. Yani anlayacağınız fizikçiler de kara işlerle uğraşıyor yani. Nasıl derler? Karanlık işlerle. Karanlık işlerle uğraşıyor. Türk filminde şöyle bul karayı, al parayı denir ya. Burada karayı bulursan sadece parayı almıyorsun. Nobel ödülünü de alıyorsun. Bu kadar önemli. Şimdi nedir bu karanlık madde? Yani kısaca şimdi bir bahçede siz köpek havlaması duyarsınız. Ne demek o? O bahçede bir köpek var demek. O onun kanıtı. Fakat ortada bir karanlık köpek mevzu bahis ise siz o havlamayı duyuyorsunuz ama köpek yok ortada. Köpek arıyorsunuz, tarıyorsunuz. İşte karanlık madde böyle bir şey. Yani etkisi var. Defalarca tespit edilmiş. Hatta ilk defa bu karanlık maddeyi iddia eden kişi kim biliyor musunuz? Bir Bulgar göçmeni. 1899 doğumlu, ki o zaman Bulgaristan Osmanlı toprağıydı. Orada doğmuş Fritz Zwicky isminde birisi. Bulgarist Varna doğumlu. Ondan sonra ailesiyle göç ediyor İsviçre'ye. Orada İsviçre'de eğitim görüyor. Daha sonra Amerika'ya gidiyor. Ve adamcağız ilk defa 1933 yılında, yani tam 80 yıl önce diyor ki benim ölçümlerime göre, çünkü adam orada astronomi okuyor, astronom oluyor ve teleskoplarla uzayı inceliyor. Ve diyor ki benim ölçümlerime göre bu bölgede madde olması lazım. Fakat görünmüyor. Çünkü ancak orada madde olduğu takdirde diğer gezegenler, yıldızlar bu şekilde hareket edecekti. Yani dolaylı olarak adam dedi ki burada bir kara bölge var diyor, bir karanlık madde var diyor burada. Yani ilk defa bu karanlık madde olayı böyle öneriliyor. Hala daha aradan 80 yıl geçmiş, defalarca kanıtlanmış. Yani bu bir karanlık madde var ama nedir bu karanlık madde? İşte sual orada, bilimsel. Peki bu karanlık